Evet arkadaşlar. İç içe maddelerle alakalı uygulamamıza devam ediyoruz. Tekrar bir örnek yapalım. Aynı örneği yapacağım. Bilgisayar yazdım. Bilgisayar yazdıktan sonra şöyle bunu bir şu şekilde bir madde içerisine aldım. Sonra Enter'a bastım. Ne yapıyorduk? Buradaki girintiyi arttır diyebiliriz. Ya da Tab tuşuna basabiliyorduk. Burada birincisi ne olacaktı? Donanım dedik. Enter dedim. Enter dedim. Burası ne olacak? Donanımın iç birimi olacak. Değil mi? Yani iç donanım. Enter dedim. Donanımın yine bir iç birimini yazıyorum. Tab basmıyorum. Burası da dış donanım. Evet. Şimdi ben iç donanım birimlerinden birkaç tane de onun altına iç madde olarak yazmak istiyorum. Yani şu. Buraya tıkladım arkadaşlar. Donanıma geldim. İç donanımın sonuna geldim. Enter'a bastım. Tab'a bastım. Gayet kolay. Burada işte birkaç tane yazalım. CPU, HDD, bir de RAM yazalım. Tamam. Burayla işimiz bitti. Bitti. Dış donanıma yazalım. Fare. Mouse, fare. Enter dedim. Klavye. Ve bazı. Enter diyelim. Ve bazı diyelim. Enter dedim. Şimdi mesela burada işim bitti benim. Tekrar Enter diyorum. Enter diyorum. Enter diyorum. Artık ikinci maddedeyim. Bir daha Enter dediğimde biliyorsunuz ki çıkıyorduk. Mesela burada bir şeyi unutmuşum. Örnek veriyorum, CPU'nun altına iki tane işlemci markası yazmak istiyorum ben. Şimdi CPU'nun şu U harfinin olduğu kısma geldim. Sonuna geldim. Enter'a bastım. Tab dedim. Değil mi? Buraya ne yazalım? Intel. Enter dedim. AMD. Değil mi? Mesela buraya gelelim. RAM'in altına. Enter dedim. Tab'a bastım. Buraya SD. Hatta şey, hiç gerek yok SD'ye. DDR. Enter dedim. DDR2. Gibi iç içe maddelerimizi çoğaltabiliriz. Mesela buraya daha da mesela DDR2'nin altına girip alt maddesine geçip onun altına mesela megahertz'ini yazabiliriz. Değil mi? Hızlarını yazabiliriz. Daha da bunları abartabiliriz. Daha birçok maddeyi iç içe yerleştirebiliyoruz. Enter, enter. Yine sona geldim. Sondan enter, enter, enter. Ve madde işaretlerinden çıkmış oldum arkadaşlar. Şimdi burada mesela ben şu başlığı seçtim. Bu benim ana başlığım olduğu için. Ana başlığımı seçtim. Ve buraya böyle bir dış kenarlık yapmak istiyorum. Bu dış kenarlığı yaptım. Kenarlık gölgelendirme seçeneklerine geldim. Ve buradan kenarlığımı biraz daha böyle süsleyeceğim. Kalın olsun. Ve rengi de şuradan otomatik değil. Benim istediğim şöyle bir renk olsun. Mesela. Bununla beraber yazıyı seçtim arkadaşlar. Seçtikten sonra yazımı ben birazcık büyütmek istiyorum. Ve sizlerle daha önce gördüğümüz gibi metin efektleri seçeneğine geldim. Ve buradan benim belirlemiş olduğum bir yazı olsun. Hangisi? Mesela şu olsun. Değil mi? Şimdi burada peki başka neler yapabilirim? Mesela satır aralıklarını değiştirebilirim. Şurada satır aralığını değiştirebilirim. Değil mi? Burada bir satır aralığı belirleyebiliriz. Başka iç maddelerimin, iç başlıklarımın bölümlerini ayırabilirim. Burada bizim donanımda bir de
İç donanım bir de dış donanım olmak üzere iki tane alt başlığımız var. Bu alt başlıklarımı da ben farklı bir şekilde yapacağım. Şöyle. Değil mi? Buraya tıklayıp istediğim gibi ben bunları özelleştirebilirim. Mesela renkleri farklı olsun. Kalınlıkları ve çizgileri farklı olsun. Geldim buradan. İşte rengi bunun yeşil olsun mesela. Tamam'a bastım. Peki şurayı şöyle seçsem, biçim boyacısına tıklasam, burayı seçsem aynısı olur mu? Tabii ki de olur. Artık ben biçim boyacısını kullanmayı biliyorum, değil mi? İşleri biraz daha kolaylaştırabiliriz. Bununla beraber CTRL tuşuna basılı tutup bir nesneyi seçtikten sonra ikincisini de seçmeyi biliyorum. CTRL tuşuna basılı tuttuğum zaman diğeriyle beraber bunu da seçebiliyorum. Peki şöyle yapsak, burayı seçsem, biçim boyacısına tıklasam bir kere. Bir kere daha tıklasam, şöyle iki tık yapsam ve sonra burayı şöyle seçtikten sonra CTRL tuşuna bassam, sonra tekrar CTRL tuşuna bassam, aynı şekilde görüntü elde edebiliyor muyum? Tabii ki edebiliyorum. Sonra tekrar ne yapacağız? Biçim boyacısını kapatacağız ve ikisi seçiliyken geldim, daralttım ve rengini yeşil olarak değiştirdim. Tasarımında farklı bir tasarım stil seçmiş olduk. Ve ikisi aynı anda biçimlendirme işlemine tabi oldu. Şimdiye kadar yapmış olduklarımız iç içe maddeler, kenarlıklar oldu. Şimdi peki başka neler yapabiliriz? Şunları yapalım. İçlerini boyayalım. Değil mi? İçlerini boyayalım. Şöyle açık bir renk. Evet. İçini boyadım. Bu ikisinin de içinin rengi aynı olsun. Şöyle sarı. Burayı da boyadım. Sarı. Peki başka neler yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Görüyor musunuz? Evet. Şimdi bizim cetvelimizde şöyle duraklar bulunuyor arkadaşlar. Şu sağ girinti. Görüyor muyuz bunu? Üzerine geldiğim zaman yazıyor. Sağ girinti. Tuttum ve buraya kadar çektim. Hatta bu böyle olsun. Sonra bu satıra tıkladım. Sağ girinti tekrar yerinde. Her satırın neyi varmış? Kendine ait bir girintisi varmış. O zaman buradan bunu anlıyoruz. Tuttum. Buraya kadar çektim. Şimdi dış donanım satırına tıklıyorum. Yine bakın sağ girinti kendi yerinde. Orijinal olması gereken yerde. Tuttum. Ve yukarıdakine göre ne yaptım? Ayarlamış oldum. Bu sayede şöyle güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bunları mesela birazcık aşağıya almak istiyorsam aynı şekilde sol tarafta bulunan üst kenarlık boşluğunu ne yapabilirim? Arttırabilirim, öyle değil mi? Arttırabiliyoruz. Başka mesela şu birinciyi şöyle biraz daha içeri alabilirim. Artık sol taraftaki girintiyi kullanmayı bildiğim için sağ tarafta yapmış olduğumuz işlemin aynısı. Bunu biraz da içeri aldım. İşlemimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Bir de bugün ek olarak sizlere şöyle tasarım menüsüne geldim. Tasarım menüsünden şöyle sayfa kenarlıkları diye bir şey var. Görüyor muyuz? Evet. Tıkladım. Bu menüye yabancı değilsiniz. Word'ün şöyle bir güzelliği var. Menüler birbirlerinin ortak kullanırlar. Yani mesela sayfa kenarlıkları. Biz metin kenarlıklarında da aynı sayfayla karşılaştık. Şimdi sayfa kenarlıklarında da aynı sayfayla karşılaşıyoruz. Değil mi? Şimdi sayfa kenarlıklarım hemen geldim. Bir tane sayfa kenarlığı belirledim. Şöyle dolgun bir sayfa kenarlık olsun. 3 boyutlu olsun. Rengi kırmızı olsun. Değil mi? Ön izleme bu şekilde görünüyor. Tamam'a bastığımda şöyle sizlerle ilk derste görmüş olduğumuz şunları bir gizle diyelim. Bir de CTRL tuşuna basılı tutup şöyle bir uzaktan bakalım. Nasıl görünüyor? Gayet güzel bir görüntü elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi burada tekrardan göster dedik. Bir de bu sayfaya bir şey yapalım. Renk verelim. Sayfanın rengi nasıl veriliyormuş? Hemen aynı yerde sayfa arka planı grubu içerisinde
sayfa rengi bulunuyor. Burada sayfa rengimizi istediğimiz bir rengi belirleyebiliriz. İstediğimiz bir rengi belirleyebiliriz. Mesela yeşil veyahut da farklı renkler. Bir de burada tüm renkler diye bir seçenek bulunuyor. Hemen karşıma böyle bir sayfa çıktı. Burada kendi renginizi kendiniz oluşturabilirsiniz. RGB değerleriyle yani red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi değerlerini girip veyahut da çok beğenmiş olduğunuz bir renk değeri varsa onu bir şekilde renk değerlerini alıp buraya yazabilirsiniz. Veyahut da burada şu anda benim yapacağım gibi böyle standartta bulunan hoş bir rengi şöyle sayfaya aldım. Yalnız bazen orada mesela çok açık gözüküyordu bu renk. Sayfaya yansıttığı zaman çok koyu gözükebiliyor. Bir tık açığını alalım. Mesela bu. Burada ben tüm yazımı seçtim. Seçtikten sonra girişe geldim ve bunların biraz daha kalın olmasını olursa daha iyi olacağını düşündüm. Ve biraz da kalın yazdık. Şu anda yapmış olduğumuz şeyler bunlar. Başka neler yapabiliriz? Ona bakıyorum şu anda. Mesela şu ikisini bir grup halinde kenarlık alsam. Evet. Bu iki en son tasarımımız bu olduğu için aynı şekilde getirdi bize bu görüntüyü. Tabii biliyoruz artık biz bunu buradan kolaylıkla değiştirebiliriz. Şöyle daha kibar iki çizgili, işte kalınlığı çok fazla olmayan, işte rengi de mesela siyah olan bir çizgili kenarlık olsun ve buranın renginin ben farklı bir renk olmasını istiyorum. Şöyle bir renge sahip olsun. Evet. Ya şimdi adım adım gittiğiniz zaman gayet kolay bir şekilde yapacağınıza inanıyorum. Hani birazcık gözünüze karmaşık gözükebilir ama adım adım giderseniz eminim ki sizler de uygulayabileceksiniz. Şimdi ben buradan geldim. Intel ve AMD'yi aldım. Zaten aynı. Hatta şöyle mi yapsak? Seçsem ben burayı, biçim boyacısına tıklasam, ondan sonra buraya gelsem, şöyle seçsem olur mu? Gayet güzel olur. Hiç de uğraşmamış olurum. Aynı şekilde burayı oluşturmuş olduk. Hatta şu anda mesela HDD'nin altına yani normal HDD'nin altında bunlar yazılmaz ama biz bir şeyler yazalım, bir şeyler ekleyelim. HDD şöyle enter diyelim. Şunu yazabiliriz. Tab tuşuna bastığım zaman işte SATA bağlantılı, eSATA bağlantılı bir HDD olduğunu düşünelim. Şöyle tire koyalım. Evet. Ondan sonra Enter'a bastığım zaman bir de ne olsun? İşte ID bağlantılı. Bağlantılı. Buradaki yazıların çok büyük bir önemi yok. Önemli. Ben burada materyal çıkartıyorum sizlere. ID bağlantılı. Bir HDD bağlantısı yazmış olduk onların da alt maddelerine. Şimdi burayı seçelim. Ama seçmeme gerek yoktu biliyorsunuz. İlk önce buraya geldim. Biçim boyacısına tıkladım. Sonra bu ikisini seçtiğimde aynı şekilde bir grup oluşturmuş olduk. Şu anda görüntüye baktığım zaman gayet güzel göründüğünü düşünüyorum. Burada mesela başka ne yapabiliriz? Artık ben bunlarla oynadığım zaman çok daha güzel bir görüntü olacak. CTRL tuşuna basılı tutup HDD'yi seçtim. RAM'i seçtim. Değil mi? Bunları seçtim. Ve seçtikten sonra artık diğerleri gibi bir tasarım buradan seçebilirim. Veyahut da kendi tasarımımı kendim oluşturabilirim. Buradaki gölge, yansıma ve ana hat ayarlarını değiştirerek. Fakat ben sadece 2-3 birim büyütmek ve rengini kırmızı olarak belirtmek istiyorum. Sayfa renginde değiştirirsek. Burada sadece donanım böyle kalmış. Donanımı da değiştirelim arkadaşlar. Donanım da yine hatta şöyle yapalım. Şuraya alalım. Biçim boyacısına tıklayalım. Donanım da bu şekilde yazsın. Burada birazcık oynatacağız. Çünkü aşağının biçimini kendine benimsedi. Şöyle hatta CTRL-Z yapmam lazım. Evet. Şurayı biz kendimiz elle. Çünkü biçim aynı şekilde biçimini aldı. Şöyle bir de iki birim. Tamam böyle kalsın. Şimdi
Başka sayfa rengini değiştirecektim. Sayfa rengini tasarımdan geliyorduk. Hemen bir sayfa rengimi şöyle ben bir açık bir renk yapacağım. Evet, çünkü yapmış olduğumuz şeyler daha güzel görünüyor. Şimdi bir de filigran diye bir şey var arkadaşlar. Filigran konusuna çokça değineceğiz. Şu anda basit bir şekilde sadece metin filigran yapmak istiyorum. Sonrasında şey yapalım. Resim filigrana geçtiğimiz zaman metin filigranı zaten tekrarlayacağız. Şu an sadece konumuz tamamlansın diye güzel bir sayfa çıktısı alabilelim diye yapıyorum sadece bunu. Burada şimdi acil veyahut da yatay dikey şekilde yazılarda hazır şablonlar bulunuyor. Şimdi siz buraya gelip özel filigran diyorsunuz. Özel filigran dedikten sonra burada metin filigrana tıklıyorsunuz. Bakın metni girin diye burada bir kısım var. Buraya metin giriyoruz. Ben buraya Microsoft kısaltılmış hali sonra Word yazmak istiyorum büyük harflerle. İşte buradan rengini belirleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir renk olsun. Yarı saydam şekilde ve köşeden köşeye gitsin. Yani yazı şöyle dikey, yatay bir şekilde, çapraz bir şekilde gitsin daha doğrusu. Uygula dediğimde kapata bastım ve şöyle bir CTRL-P yapalım. CTRL-P neydi? Yazdırdı değil mi? Şöyle baktığımızda artık çıktığımız hazır bir şekilde bulunuyor. Bugünkü dersimiz de bu kadar olsun. Bundan sonraki uygulamalarımızda ekle menüsüne geçeceğiz. Ekle menüsünde çokça duracağımız bir konu. Çünkü ekle menüsünde üst bilgi, alt bilgi, resim ekleme, tablo ekleme, özellikle tablolar çok önemli bir konu. Şekiller ve şekillerin iç menüleri, pardon, şekillerin iç menüleri, smart artlar. Yani Word deyince benim aklıma gelen en önemli menü tabii ki de ekle menüsüdür. Çünkü nesnelerin birçoğu bu kısımda bulunuyor. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Her zaman söylüyorum, mutlaka yapmış olduğum çalışmayı uygulamayı unutmayın. Uygularsanız öğrenirsiniz. Sadece izleyerek kesinlikle yapabileceğiniz bir ders değil bu. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.